Sevgili İzin Yolu takipçileri ve adminleri, ben Bulgaristan'da Türk vatandaşı olaraktan bir sorun yaşadım. Pasaport yenilediğim için Niederlassungserlaubnis Aufenthalt titelim unbefristet olduğu halde eski pasaportumu, yeni pasaportumu ve Aufenthalt titelimi yanımda getirdim ve verdiğim halde diğer sınırlarda hiçbir sorun yaşamadığım halde Bulgaristan bana sorun çıkardı ve kabul etmeyeceğini söyledi. Beni Belgrad'daki konsolosluğa sevk etti. Vizesi ve oturum süresi yoktur, bitmiştir diye elime bir kağıt imzalattı. Vize alıp tekrar buraya gelmemi söyledi. Yani mağduriyete bakın, bugün pazar. Ondan sonra ben de yolda geri döndüm. Ne yapacağımı düşünürken izin yolu adminleriyle irtibata geçtim. Sağ olsunlar bana Yunanistan'dan gitmemi tavsiye ettiler. Benim gibi diğer mağdur olan vatandaşlar da varmış. Benimle bu 2 gün içerisinde 4. oluyormuşuz. Diğerleri geçtikleri için bana da oradan gidip denememi tavsiye ettiler ve ben de aynen bu şekilde yaptım. Gerçekten de başarılı oldu, geçtik. Fakat eşim ile ben çok hayretler içindeyiz. Bulgaristan olsun, Yunanistan olsun, her ikisi de Avrupa ülkesi. Neden bu olayı birisi kabul edebiliyor da diğeri edemiyor? Bu olayı, madem ki ben tek değilim mağdur olan, bu soruna bir çözüm getirilmesini rica ediyorum. Bizleri bu şekilde mağdur etmeye hakları yok. Teşekkürler. İyi akşamlar sevgili izin yolu takipçileri ve adminleri. Ben Bulgaristan'da mağdur olaraktan tekrar izin yoluyla irtibata girip Yunanistan üzeri geçmemi söylediler ve ben bunu bu şekilde yaptım. Allah'a şükür kurtuldum. Yani geçiyorum vatana. Ulaşacağım inşallah. Çok çok sağ olun izin yolu ekibi. İyi ki varsınız. Arkadaşlar şu an Sırbistan'dayım. OVM'de 5 euroya sim kartı aldım. 5 GB internet veriyorlar. Maalesef internetim gitti öbür ülkelerde. 4074 liraya bir ödeme oldu. Bunu 2120'ye bölerseniz 1.92'ye geliyor burada euro olarak litre fiyatı. Adam bize 2.13 söylüyor. Niye öyle söylüyor? Onu tam anlayamadım. İlginizi çekerse aslında uygun öbür ülkelere bakarsanız Sırbistan'da benzin doldurursunuz. Sırp Makedonya sınırı. Valla Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Biz burada perişan olduk 2 gündür. Adiyat seni yapmadın, siz yaptınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz izin yolu. Sizin sayenizde arabayı çekmeye geldiler. 2 gündür biz perişan olmuştuk. Sizin sayenizde olayı çözüyoruz. Allah razı olsun size. Burası Sırbistan gümrüğü, çıkış gümrüğü. Şu anda arabaların yoğunluk durumu. Kuyruk bayağı uzun. Biz yaklaşık 1 saattir bekliyoruz burada kuyrukta.
Ama yaklaştık. Durum bu vaziyet. Diğer arkadaşların bilgisine. Merhaba, 26 Haziran Pazar günü Sırbistan çıkışı Makedonya girişindeyiz. Yoğunluk var ama ilerliyor. Herkese iyi yolculuklar. Gurbetçi arkadaşlarım, benim güzergahımı Sırp'tan Macar'a, Macar'dan Yunan'a doğru yönlendirdim. Şu an Vranje'ye doğru gidiyorum. Yani gördüğünüz gibi yollar serbest. Şimdi gümrük kapısı nasıl olacak bilmiyorum. Birkaç kişi İpsala'yı sordular. Türkiye'ye girince size bilgisini vereceğim, video çekeceğim inşallah. Sonradan eklerim. Tahmin edersem İpsala kapısı yoğun olmayacak. Çünkü herkes Edirne'ye gidiyor ya da Tompa diyor. Ege'ye gidenler tabii ki mantıklı İpsala üzerine gidebilir. Hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Avusturya'dayız. Viyana'ya aşağı yukarı 100 kilometre kaldı. Şu an Almanya ve Avusturya gayet güzeldi. Tek Avusturya'da çok radarlar var. Yavaş gitmenizi tavsiye ederim. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar merhaba. Almanya'dan yola çıktık. Innsbruck üzerinden İtalya'ya girdik. Daha sonra Slovenya'yı geçtik. Şimdi Hırvatistan'dayız. Yollar bomboş. Herkesin bilgisine. Çıkış. Evet. Sırbistan çıkışta bir şey yok. Girişte biraz yoğunluk var. Şimdi bakacağız. Macar Sırbistan giriş, yani çok fazla bir şey değil, yarım saatlik bir şey. Bu tarafa bakarsak burası da çok yoğun diyemeyiz, yani bir yarım saatlik bir bekleme süreci tahmin edersin. Arkadaşlarım şu an Sırbistan Makedonya girişindeyim. Makedonya'ya gireceğim. Orada Yunanistan İpsala. Anladım. 1 2 3 4 tane kapı açık. Bir yoğunluk var ama seri bir şekilde gidiyor. Yani toplasan belki en fazla 1 saat beklersiniz. Bence o kadar bile sürmez yani. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Allah kazadan beladan korusun. Yavaş yavaş gidin arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bugün 26 Haziran Pazar. Şu an saat 15.43. Tompa'dan Sırbistan'a giriş yaptık. Kapı bomboştu. Hiç kimse yoktu. Herkesin bilgisine. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar bugün 26 Haziran Pazar, saat 17.36. Şu an Belgrad'ın içinden geçiyoruz. Biraz trafik var ama yani 120'lik yolda 90'la gidiyoruz, akıcı. Herhangi bir duraksama yok. Herkese hayırlı yolculuklar. Bulgar sınırına girmek üzereyiz ama çok yoğun, kalabalık. Ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum. Şu an Gümrük'e az kaldık. 1,5 saate yakın bekledik. İnşallah yarım saat daha bekleriz. 1 saat sürebilir sonra. Evet arkadaşlar, an itibariyle saat 18.37. Gümrük'e gireceğiz birazdan, Türkiye'ye. Adminlerimize çok çok teşekkür ediyorum. İzin Yolu ailesine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çok güzel ilgilendiler bizlerle. Ayrıyetten bilhassa adminimiz Özkan Bey'e buradan çok teşekkür etmek istiyoruz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah herkes sağ salim vatanına kavuşur. Şu an Gümrük'e yaklaştık. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben 26 Haziran'da Köln'den yola çıktım. Şu an Macar-Sırp sınırına yaklaşıyorum. Röske kalabalık olduğundan dolayı Tompa'yı tercih ettim. Bakalım Tompa nasıl olacak, göreceğiz. İnşallah boştur, boş değilse de bekleyeceğiz. Herkese hayırlı yolculuklar. Bulgar-Sırbistan Sofia girişi. Şu an çok yoğun. Biz 3 saate yakındır bekliyoruz. Hemen hemen 1 saat daha bekleriz herhalde. Giriş gümrüğüne geldik nihayet 4 saat içinde.
aşırı kalabalık. Selamünaleyküm izin yolu arkadaşları. Ben dün saat 3.15 civarlarında Recklinghausen'dan, Almanya'dan, NRV'den yola çıktım. Şu anda içeriye girebildim gruba. O abilerden Allah razı olsun yardımcı oldular. Şu an ben Sırp'a girdim. İstikametim Almanya, Avusturya, Macar, Sırp, Bulgar ve sonunda inşallah Allah'ın izniyle ana vatanımıza, Türkiye'ye. Ailemle beraber yoldayım. Almanya'da 3 numaradan geldim Passau'a doğru. Yollar çok güzeldi. Küçük ufak tefek inşaatlar haricinde ama hiç yolda aksama olmadı. Macaristan'da, pardon, Avusturya'da gene aynı şekilde sıkıntısız. Çok güzel geldik. Yollar boştu. Macar'da da aynı şekilde çok güzeldi. Yalnız Macar'dan Sırp'a girerken birden bir yoğunluk oldu. Macar çok yavaş çalıştı ve 3 saat civarında orada geçirdik. Avusturya'da daha önceden uyuduk, uykumuzu aldık. Yavaş yavaş şu anda Sırp'tan Bulgar'a doğru gidiyoruz. Yollar çok güzel, tenha. Radar falan görmedim. Hız şeritlerinizi aşmayın. Herkese selamlar. Allah'ın izniyle herkes istediği yere varsın inşallah. Merhaba arkadaşlar, biz Kapıkule'ye vardık. Günlerden 26 Haziran saat 22.20. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. Arkası bayağı kalabalık kalabalık. Herkese iyi yolculuklar. Bir hız kamerası. İyi akşamlar. Ben şu an Tompa sınır kapısındayım. 26 Haziran Pazar günü yola çıktım. Gördüğünüz gibi arka full dolu. Bizim önümüzde de 10 araba falan. İnşallah geçeceğiz. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün 26 Haziran. 26 Haziran. Şu an Macaristan'a girmek saat 8.30. Şu an Macaristan'a girmiş bulunuyoruz. Allah izin verirse 3 saat sonra Tompa kapısına yönelmeyi düşünüyoruz. Yollar sakin. Yollar sakin. Gayet rahat, güzel. Aceleye gerek yok. Bizden daha ileride olan arkadaşlar net bilgi verebilirse sınır kapılarıyla ilgili memnun oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm, herkese hayırlı akşamlar. İzin yolu arkadaşları. Şu an Sırbistan'dayım. Mol benzinine giriyoruz ve fiyatlar şu anda bu şekilde.
kaç liraymış? 2.30 29.9. Evet. Arabamın benzini yarıda ama yarıya geldiği zaman devamlı tavsiye ederim herkese. Doldurun. Ne olur ne olmaz. Yollar gayet güzel. Sakin. Sıkıntı yok. Bilginize. Şu an itibarıyla Bulgar'a devam gidiyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda Bulgaristan'a giriş yapıyoruz. Sırp'tan çıkacağız. Biraz yoğunluk var. Yaklaşık 1,5 saat bekleme süresi var diyebilirim. Akşamlar İzinyor ailesi, Slovenya, Hırvat, bomboş, herkese tavsiye ederim. Bir gün veya yarın için herhangi bir sıkıntı yok. Hiç sıra da yok, sıkıntı da yok. Burası Makedonya'nın gümrüğü, Sırbistan gümrüğünde kontrolü olmadı, pasaport kontrolü. Fazla da öyle sıra yok. Bizim önümüzde aşağı yukarı 13-14 araba var. Diğer sıralarda da öyle. Toplam bakarsan 100 araba kadar da anca. Arkadaşlar biz şimdi Sırp Bulgar çıkışından çıktık. Çok kısa sürdü. Bulgar girişine geldik. Şimdi de burada sıra var. 1, 2, 3 ya da 4 kolondan alıyorlar. Ama buranın da uzun süreceğini zannetmiyorum. Yalnız biz Macar'dan geldiğimizde, Tompa'dan
gelmek nasip oldu. Aslında ana kapıdan girecektik. Fakat izin grubunun adminlerinden Serdar Akyüz, Allah razı olsun o kardeşimden, çok iyi takip etti ve bizi Tompa'ya en kısa yoldan ulaştırdı ve çok kısa bir zamanda Tompa'dan geçtik. Sırbistan'da da öyle kolay geçtik. Allah böyle gayretli çalışanlarınızın sayısını artırsın inşallah. Herkese hayırlı yolculuklar. Merhabalar, iyi akşamlar. İsmim Hüseyin Uluöz. Finlandiya'dan yola çıktım Cuma günü sabah. Maalesef küçük aksilikler yaşadık. Sırbistan'da beklenmedik bir araç arızası oluştu ve acil yardım hattına, grubuna yazdım durumumu ve onlardan yardım istedim. Özellikle Mesut Bey başta olmak üzere tüm ekip en az 3 kişi benimle irtibata geçip sorunumu gidermek için insanüstü bir çaba sarf ettiler ve 2-3 farklı insanlarla kontak kurup benim o sorunumu halletmeye çalıştılar. Aracım kilitlendi ve çalışmaz durumda ve beraberimde olan 6 arkadaşımı daha istemeden mağdur etmiş oldum. 3 araba gidiyorduk arka arkaya. Fakat 3-4 saatlik bir gecikme de olsa ve hafta sonuna denk gelmesi özellikle çok önemli. Öyleyken bile Mesut Bey ve ekibinin müthiş çabaları bizi şu an Bulgar sınırına kadar getirdi. Sırt'ta bu olay başımıza gelmişti. Nişe 80 kilometre kala. Ama Allah'a şükürler olsun. Şu an vatanımıza biraz daha yaklaşmış bulunuyoruz. Ben çok mutlu oldum. İnsanların hala iyi insanların olduğuna bizi hala inandıran Mesut Bey ve ekibi gibi iyi insanların olduğunu bilmek biraz da olsa bize huzur veriyor. Çok gergin bir gün geçirdim açıkçası. Zor bir gün oldu benim için. Beklenmedik bir iki böyle sıkıntılı dönemlerim oldu. İkisi de yolda. Beşer altışer saatime mal oldu. Ben ve beraberimdeki arkadaşlarımın. Ama bize bu konuda hizmet veren bu güzel insanları ve bu güzel ekibi kutluyorum. Kesinlikle çok sıcak ve çok yardımsever, iş bitirici. Bu çok önemli. Telefon açıp veya mesaj yazıp bir istekte bulunduğunuzda kesinlikle sizi takip eden ve sizi sorununuzu gidermek için sizinle ilgilenen bir ekibin arkanızda olduğunu hissediyorsunuz. Ya bu çok önemli bir şeydi benim için. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Umarım onların da gönüllerindeki gibi bir hayatları olur. İyi akşamlar arkadaşlar. Biz şimdi Sırbistan'dan Bulgaristan'a giriş yapıyoruz. Gümrük bayağı iyi yani. Önümüzde 3-4 araç vardı. İyi de ilerliyor. Bugün pazar, saat 0. Evet, saat 0 oldu. Tompa sınır kapısı. In 500 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Geceler. İzin yolu ailesi, biz cuma akşamı saat 8.30'dan Bielefeld'den yola çıktık. İstikametimin ardından Bulgaristan ve Türkiye'ydi. Pazar akşamı saat 6'da Kapıkule'de rahat bir şekilde giriş yaptık. 3 saat mola verdikten sonra saat 21
civarlarından Edirne'den İstanbul'a yola çıktık. 100 kilometre ilerledikten sonra aracımızın sol arka tekerinden şiddetli bir şekilde ses geldiğini fark ettik. Hemen sağa çekip izin yolu WhatsApp grubuna yazdık. Sağ olsunlar, hemen Baran Bey ve diğer arkadaşlar yardımcı oldular. Ve hemen Baran Bey bizimle iletişimde bulundu. Ve bizi devamlı arayıp sordu. Hemen bir tamirci ve çekici ayarlayıp bizi almaya geldiler. Şimdi de zaten çekicinin üzerinde ilerliyoruz. Herkes ne olur dikkat etsin. Bulgaristan ve bütün çukurlardan sanırım orada bir sıkıntı yaşadık. Herkesin yolu açık olsun. Hayırlı yolculuklar. Kendinize iyi bakın ve izin ailesine katıldığımız için çok memnun, mutluyuz. Çünkü başka türlü ne yapacağımızı bilemedik. Hemen izin yolu WhatsApp grubuna yazıp onlarla iletişime girdiğimiz için çok memnun kaldık. Bize bu güveni verdiğiniz için size sonsuz teşekkür ederim. Ve saniyesinde de olsun ve devamlı çekici gelene kadar bizimle iletişimde bulunan Baran Bey'e çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Şimdi bakalım ne olacak, nasıl olacak, ama her şeyde vardır bir hayır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah sizden razı olsun. Evet gurbetçi arkadaşlarım, saat 12.45 Türkiye'ye giriş kapısına geldik. Gördüğünüz gibi biraz sıra var. Yani sözünü edilecek kadar değil. Toplasanız belki 20 tane ya da 30 tane araba var. Arkadaşlar babamın ağız bekliyorlar. Evet arkadaşlar, an itibariyle Türkiye memleketimize gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi kalabalık yok. Saat 2.49. Akıcı bir şekilde devam ediyor burada. İpsala sınır kapısından selamlar. Herkese hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun inşallah. 27.06.2022 Tampa için top atıyor. Önümüzde iki tane araç var. Şu an Sırba giriş, Röske'den çıktık. 2 dakikaya çıktık. Saat 3'e geliyor şu an. 6'ncan 27'si. Bayağı sakin bu taraf. Bugün ayın Haziran'ın 27'si, sabah saat 6. Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş, gümrük kapısı. Yani Sırbistan'a çıkacağız ve durum bu. Arkadaşlar süper. Çıkın, gördüğünüz çıkın, gibi Haziran 27 Pazartesi, bugün sabah saat 6'yı geçiyor. Yerel saat. Ve kapıda şu an gördüğünüz kadar görünüyor zaten peronları. 3 peron. Kaç? 3 mü? 4 peron. Evet. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar biz şimdi gümrükteyiz. Hani bir saat oluyor buraya geleli. İlk Bulgaristan bölümünden geçtik. Orası bayağı çabuk oldu. Yani 10 dakika en fazla. 10 dakika bile sürmedi. 5 dakikada geçtik. Duty Free'den alışveriş yaptık. Şu an burada kahvaltı yapıyoruz. Döviz işlerimiz oldu. O yüzden bir saat falan oldu. Biz hani acele etmiyoruz zaten. Ama gümrük gördüğünüz gibi şu an bütün sıralarda en fazla olsa 5'er araba var. Bu da yani bir 2-3 dakikalık olay ya da en fazla
5 dakikanızı alır yani. Şu an gördüğünüz gibi tek tek gelenler var. Yani hiçbir sıkıntısız geçersiniz yani. Bir 5-10 dakikanızı alır, o kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her şey için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hayırlı sabahlar İzin Yolu grubu ailesi. Tekrardan merhabalar. Evet, Sırp çıkışı, Bulgar girişi. Az önceki videomda attığım gibi bilginize, gişelerin çıkışlarında polisler çok sıkı kontrol yapıyorlardı, pasaport. Ama durdurup pasaporta bakıp geçtiler. Öyle bir sıkıntı yapmıyorlar ama kemerlere bakıyorlar. Bilginize onu da aktarmış olayım sizlere. Evet, ben vignetimizi buradan Türkiye büfesinden alıyorum. Şu anda fiyatlar ne kadar bilmiyorum ama tahminen 10 lira falan olması lazım. Evet, gittikçe arabalar da geliyor, daha fazlalaşıyor. Herhalde tahminen 1-2 saatte buradan da çıkarız. Bilginize hayırlı günler, hayırlı yolculuklar. Selamun aleyküm Cümlet'ten İzin Yolu ailesi ve adminleri. Günlerden pazar. Saat sabahlarımız 6 civarı. Şu an Sırp çıkışı, Bulgar girişi. Bir önceki benzincide dinlenmemizi yaptık. Şu anda yine yola çıktık. Yol durumu budur. Yollar güzel, sakin. Yavaş geldik. Evet, şu anda vinyetimizi almaya gidiyorum. Herkesin bilgisine hayırlı günleriniz olsun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gene tekrardan biziz. Günlerden bugün pazartesi, özür dilerim. Pazar demiştim. Sırp çıkışı, Bulgar girişi. Şu an saatimiz 6.47. Vinyetimizi aldık. 10 euroya İzin Yolu vignetisinden, büfesinden. Şu anda arabalar gittikçe çoğalıyor. Önümüzde şöyle bir yarım saatlik çıkış diyelim. Bir yarım saatte giriş. Aksilik olmasa bir saat gibi, en geç 1,5 saat gibi inşallah çıkacağız. Ve Sofya'ya doğru devam edeceğiz. Bilginize. Evet. İzin Yolu ailesi vinyeticisi burasıydı. Türkiye büfe yazan yerin hemen yanındaki ilk yer. Biz de aynı şekilde oradan aldık. Söylediğim gibi 10 lira. Ve gittikçe arka çoğalıyor.
Evet arkadaşlar, tekrardan bilginize, çok seri şekilde ilerliyor. Yoğun olmasına rağmen bir gişe daha açıldı. Şu an 5 tane açık gişe var. Birisi yalnız otobüsler için. Bilginize. Arkadaşlar şu anda Sırp Bulgar Kalatona kapısındayız. Arkamızda 2, 4, 5, 6 araba var. Önümüzde görüyorsunuz yaklaşık bir 20 tane araba var herhalde. Bilmiyorum, bir de vardiya değişimine denk geldik. Bekliyoruz, arabalar da gitmiyor şu anda. Herkese hayırlı olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Kapıkule sınır kapısı. Bulgar tarafından Türk tarafına geçeceğiz. Şu iki gün zarfında sizler üzerinize düşen görevlere yaptınız. Bizlere çok yardımcı oldunuz. Ben de son durumu buradan bildiriyorum. Çok sıra yok. Herhalde bir 10-15 dakikaya inşallah geçeriz. Herkese hayırlı yolculuklar, iyi tatiller diliyorum. Milletten selamünaleyküm Zinyolu arkadaşlarım. Şu anda Budapest 38 km kala otobanda kaza olmuş. Aşağı yukarı 20 dakikadır böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Herkesin dikkatini, herkese hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Valla şu anda Sırp Bulgar gümrüğündeyiz. Ama bayağı yoğun olmaya başladı burası. Herhalde böyle giderse biz burada 2 saatte ancak çıkarız. Tekrardan selamünaleyküm İzinyolu ailesi ve yardım edenleri, adminleri. Şu an Sırp'tan çıktık. Bulgar girişindeyiz. Çok seri bir şekilde geçtik, hiç problemsiz. Şimdi inşallah Bulgar'dan da rahat şekilde geçeriz. Ondan sonra istikametimiz devam Edirne. Oradan yolculuk Ordu'ya inşallah. Herkese hayırlı yolculuklar, bilginize. Şu an Sırbistan çıkış. Selamünaleyküm İzinyolu arkadaşlar, dostlar ve adminleri. Şu anda Bulgar'a girmiş bulunuyoruz. Hiç problemsiz biz geçtik. Bilginize, yalnız orada
bir ablamızı içeri aldılar. Büyük ihtimal para veya üzerini arayacaklardı. Bayan bir polis almıştı. Bilginize biraz arama var. Şansına diyelim. Bagajı açtırıyorlar, içine bakıyorlar. Evet, şu an o bozuk yola, o ünlü bozuk yola giriyoruz. Şimdi bir Shell Tank benzincisinde durup bir kısadan ihtiyaç molası ve arabamızın benzini, dizeli yine yarıya geldi. Fullleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi yavaş gittiğiniz şekilde bir problem yok. Yani durum bu şekilde. Dikkatli gelin, sağlıklı gelin, hız kurallarına uyun, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Size bilgilendiririm ilerleyen zaman içinde yol durumunu. Evet arkadaşlar, Sırbistan, Bulgaristan çıkış ve giriş bayağı yoğun. Bayağı yoğun. Evet, şu anda Sırp sınırını geçtik. Şimdi de Bulgar sınırındayız. Birkaç tane araba var diyelim hadi. Hayırlı yolculuklar. Şimdi arkadaşlar, şu an Sırbistan-Bulgaristan sınırındayız. 27 Haziran saat 9:05 geçiyor. Önümüzde aşağı yukarı 20-30 araba var. Arkamızda gerçekten aşırı kalabalık, sonunu göremiyorum. Herkese hayırlı yolculuklar. Merhaba arkadaşlar. Ben Romanya üzeri geldim. Şu an Calafat sınır kapısındayım. Burada çok az araba var. En az yani belki 10-15 tane araç bekliyor. Önümde belki 5 tane araç var. Ama boş yani. Burası boş. Sadece sınıra gelmeden bir en az bir 13 kilometre tır sırası var. Onları sollamak bayağı bir sıkıntılı. Dikkatli olun. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar.